Joao Felix kendisini gol atan 10 numara olarak tanımlıyor. Bu anlamda Kaká Leyte örnek aldığını söylüyor. Felix 23 yaşında, bundan 2-3 sezon önce 110-120 milyon euro seviyesindeydi. İnsanların beni izlerken zevk almasını, eğlenmesini istiyorum demişti Felix. Gösterişsiz olması, her şey çok kolay göstermesi onu Benfica'da Avrupa'nın zirvesine çıkardı. Joao Felix, Galatasaray'ın gündemindeki en önemli oyunculardan bir tanesi. Kariyer gelişimi nasıl, son durumu nasıl, İngiltere'deki performansı nasıldı? Genel bir Felix anlatımı yapalım. Felix 23 yaşında, bundan 2-3 sezon önce 110-120 milyon euro seviyesindeydi. Atletico Madrid transferi çok doğru bir hamle değildi. Üreten, pozitif futbol içerisinde değerli bir isimdir Felix. Sonrasında Chelsea'ye en kötü zamanda gitti. Oradaki kaos futbolundan etkilendi. Bu etkenler ve Zaniolo gibi kendisini bulamamış oyuncular için artık en doğru adreslerden bir tanesi Galatasaray. Felix'in 23 yaşında Türkiye'ye gelme ihtimalinde Zaniolo transferi gibi fırsat hamleleri ortaya çıkardı. Joao Felix'in öne çıkan en büyük özelliği top sürme becerisi. Derinde topu alıp rakip alanına geçip top süren, ceza sahası etrafında şut pasları atan çok değerli bir oyuncu. Joao Felix kendisini gol atan 10 numara olarak tanımlıyor. Bu anlamda Kaká Leyte örnek aldığını söylüyor. Joao Felix'in en verimli olduğu bölge ikinci forvet. O bölgede serbestleştirildiğinde çok daha efektif olabilir. Felix hücumda sorumluluktan kaçmayan, defansın arkasına saklanmayan, kendini göstermek isteyen bir oyuncu. Bu anlamda ikinci forvet en iyi olduğu bölgedir. Felix'in ve arkadaşlarda duvar olabilmesi, ince bilekli olması, dar alan becerisi olması öne çıkan özellikleri. Ceza sahasında rakiplerin en sevmediği oyunculardandır. Savunmaları çok iyi uyutur. Onların beklemediği anlarda çok iyi hareketlenmeler gösterir. Gösterişsiz olması, her şey çok kolay göstermesi onu Benfica'da Avrupa'nın zirvesine çıkardı. Üretmekte, pozisyon bulmakta zorlanmaz. Ancak şut kalitesini arttırabilirse özel bir bitiriciye dönüşebilir. Felix formu iyi olduğunda, sakatlanmadığında çok özel bir oyuncu. En büyük rakibi sakatlıklar. Son 5 sezonda sadece maçların yarısında oynayabildi. Yaklaşık 60 dakikalık maç başı süresi alabildi. Eğer sakatlıklar yaşamasaydı bugün Türkiye'ye gelme ihtimali de söz konusu olmayacaktı. Üst düzeyde Avrupa'nın en üst noktalarına ulaşması için Galatasaray'da sakatlanmadan istikrarlı bir şekilde oynaması gerekiyor. Onun transferinde tek soru işareti ise Mertens'in yerine gelecek olması. Mertens'i Okan Buruk defans yapmaya ikna etmişti. Joao Felix'in de ikna edilmesi gerekiyor. Bu transferde en büyük soru işareti Felix ikna edilip edilemeyeceği. Burada Okan Buruk'a büyük bir iş düşüyor. İnsanların beni izlerken zevk almasını, eğlenmesini istiyorum demişti Felix. Bunu sağlayabileceği en iyi adres Galatasaray olabilir. Yıldızlar toplu bir kadro var. Taraftar çok ateşli. Şampiyon Ligi etkisi var. Bunların hepsinin birleştiği nokta Felix'in Türkiye transferini sağlayabilir. Taraftarı eğlendirebileceği daha güzel bir adres olamaz.